Ahmet Sarıkurt 21 oy, Serkan Elçin'in 10 oy. Bu durumda Çorlu Belediye Başkanlığı'na Sayın Ahmet Sarıkurt'u seçmiş bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür konuşmalarını yapmak üzere Gülsü'ye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Evet, teşekkür ederim. Hayırlı olsun başkanım. Önce son derece heyecanlıyım. Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyesi arkadaşlarım, belediyemizin değerli bürokratları, sevgili basın mensupları, kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle hayatımın yarısından fazlasını siyasete adamış, 4 seçimde halkımızın güvenini kazanarak Çorlu'muza hizmet etmiş, marka bir belediye başkanı olarak tüm Trakya bölgesinde tanınmış belediye başkanımız Ünal Baysal'ın istifasından sonra beni Çorlu Belediye Başkanlığı gibi önemli bir göreve layık gören ve bana güvenerek oylarını veren kıymetli meclis üyesi arkadaşlarıma şükranlarımı sunmak istiyorum. Çorlu'nun Cumhuriyet sonrası döneminde 24 belediye başkanımız şehrimize hizmet etmiş. Bunların içerisinde 1940'lı yıllarda Rasim Baykal 8 yıl, 1970'li yıllarda Şinasi Kurşun 7 yıl ve 1989 yılından itibaren sevgili belediye başkanımız Ünal Baysal 20 yıla yakın dönem şehrimize hizmet etmiştir. Her ne kadar sevgili başkanımın aramızdan ayrılıyor olmasına üzülsem de bizleri, şehrimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edecek olmasına duyduğum inanç dolayısıyla gururlu ve mutluyum. Sayın Başkanım ile yaklaşık 10 yıldır Çorlu'lu hemşerilerimiz için birlikte yürümenin keyfini tadarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bundan sonra da onun çizdiği istikamette dostluk ve huzur içerisinde ilerlemeye devam edeceğiz. Onunla birlikte çalışıp onun tecrübe, bilgi birikimlerini gözlemlemek benim için büyük bir şanstı. Şu an burada bu teşekkür konuşmasını yapabiliyorsam bunda kendisinin katkısı, emeği büyüktür. Kendisine bana inandığı için teşekkürü bir borç biliyorum. Beraber çıktığımız bu yolda görev süremiz boyunca halka dokunan projeler ürettik, onları hayata geçirdik ve bu kentte iz bıraktık. Trakya'nın en modern şehri Çorlu'yu daha da genişletip güzelleştirmek adına yaptığımız tüm bu çalışmaların şehrimize pozitif katkılar sağladığına yürekten inanıyorum. Bir şehir yönetmek, o şehrin halkını memnun etmek son derece zor bir görev. Bizler de birlikte yönetmek düşüncesiyle göreve geldiğimizden bu yana meclis üyelerimizle hep birlikte Çorlu'muza hizmet ediyoruz. Kamu hizmetinin kutsal bir görev olduğuna inanan biri olarak ne görev verilirse verilsin, yorulmadan, usanmadan bugüne kadar çalıştım. Ve bundan sonra da aynı heyecan ve hevesle çalışmaya devam edeceğime huzurlarınızda söz veriyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızın şehrimizde huzur içerisinde yaşam kalitesi ve konforunu arttırmak için şehrimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla uyum içerisinde el birliğiyle Çorlu'muz için çalışmalarımızı sürdüreceğimize, güzel Çorlu'muza çağdaş, akılcı, yenilikçi projeleri hayata geçirmeye devam edeceğimize sonuna kadar inanıyorum. Bugün burada olmamıza vesile olanlara karşı ve onları mahcup etmemek adına çok önemli bir sorumluluğumuz var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki,
Hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var, o da çalışkan olmak. Bundan sonra ben ve yakın çalışma mesai arkadaşlarım için bolca çalışmanın olduğu yeni bir dönem başlıyor. 9 yıldır birlikte çalıştığım değerli başkan yardımcılarına, meclis üyelerine, daire amirlerine, mesai arkadaşlarıma verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Beni bu göreve layık gören, seçilmemi sağlayan siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Başta Çorlu'muz, Tekirdağ'ımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evet, ben de başkanım tebrik ediyorum. Bir duyurum olacak, toplantının başında yapmam gereken duyurum. Aramızda yeni bir üyemiz var. AK Parti meclis üyemiz Sayın Mehmet Büyük Yılmaz, hoş geldiniz. Toplantıya katıldığınız için teşekkür ediyorum. Başkanım tekrar kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çay kahve içmeye bekliyorum. Evet, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Toplantı